Fakir ve Mira'yı ayırmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Benim aklımda çok güzel bir fikir var. Dinleyin şimdi. Beni niye buraya çağırdınız? Ben ne yapacağım? Woogie Woogie, bu iş sende. Şuna bir tane vur. Al sana. Bana neden vurdun ya? Kafam kanıyor senin yüzünden. Neden vurdun bana? Sus sus, burada ağlama. Git şuraya otur ve ağla. Az sonra fakir gelecek. Seni öyle görünce sana yardım edecek. Ve Miray fakiri gördüğünde de ayrılacaklar. Bu gerçekten çok iyi bir planmış. Hemen gidiyorum. Gideyim şurada oturayım. Fakir gelir birazdan. Yürü Woogie Woogie, hadi hadi. Biz de gidip saklanalım. Tamam korkunç minyon, hadi gidip saklanalım. Kafama vurdum. Çok acıyor. Kafam kanıyor. Çok acıyor. Kimse yok mu? Biri yardım etsin. He, orada ne oluyor? Hanımefendi neden ağlıyorsunuz? Ne oldu hanımefendi? Yere düştüm. Kafam kanıyor. Çok acıyor. Çok acıyor gerçekten. Geçmiş olsun hanımefendi. Merak etmeyin. Onu temizleriz şimdi. Bir dakika bekleyin siz. Teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için. Merak etmeyin hanımefendi. Yarınızı siliyorum. Şimdi geçer. Merak etmeyin. Canım çok yanıyor. Teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için. Ne demek hanımefendi? Kim olsa aynısını yapardı. Yardım ediyorum sadece. Sizin isminiz neydi? Benim ismim Fakir. Sizin isminiz neydi? Ben de Cemre. Memnun oldum Fakir Bey tanıştığıma. Ben de memnun oldum Cemre Hanım. Tekrardan çok teşekkür ederim Fakir Bey. Marketçi, ben bir şeyler aldım. Sen bunları deftere yaz, tamam mı? Fakir ödeyecek. Tamamdır Miray Hanım, deftere yazıyorum. O iş bende. İyi günler size. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eve gideyim de yemek yapayım Fakir'le Arda'ya. Çok güzel yemek yapacağım. Ha? O Fakir değil mi? O yanındaki kız da kim? Merak etmeyin, çok az kaldı, şimdi geçecek, merak etmeyin. Fakir, beni aldatıyor musun yoksa? Çok teşekkür ederim Fakirciğim, bana çok yardım ettin. Ya öyle samimi konuşmasak güzel olur aslında, ben evliyim. Fakir, Fakir, bu kadın kim Fakir? Bu kadın kim Fakir, ne oluyor burada? Aa Miray aşkım merhaba, ya hanımefendi yere düşmüş, kafası kanıyor, ben de ona yardım ediyordum. Ya Fakir aşkım, ne diyorsun, ne hanımefendisi, ben senin sevgilin değil miyim? Ne? Fakir, bu kadın ne diyor? Bak seni gebertirim, ne diyor bu kadın? Hanımefendi ne diyorsunuz siz ya, ne sevgilisi, ne saçmalıyorsunuz? Miray aşkım, vallahi öyle bir şey yok, yalan söylüyor. Miray aşkım mı? Bana da aşkım diyordun az önce, ne oldu sana böyle? Ya hanımefendi şaka mı yapıyorsunuz, doğruyu söyler misiniz? Bak karımla aramı bozuyorsunuz. Demek beni aldatıyorsun ha Fakir. Bir daha sakın eve gelme, sakın. Miray dur dur, Miray yanlış anladın, yemin ederim yanlış anladın Miray. Bir daha sakın eve gelme Fakir, sakın. Ayrılıyorum senden, git buradan. Beni aldattın Fakir, beni aldattın. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Sizce Fakir doğru mu söylüyor yoksa yalan mı söylüyor arkadaşlar? Yorumlarda yazın tamam mı? Yorum attıktan sonra da videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Fakircim bak, kurtulduk Miray'dan da, artık engel kalmadı. Ya ne engeli be, ne diyorsun manyak kadın, yürü git şuradan ya, yürü git, karımla aramı bozdun be. Hala gelmiş engel falan bir şeyler diyor ya, ben gidiyorum. Miray dur aşkım dur, yalan söylüyor Miray, dur aşkım dur. Ha ha ha, başardık. Miray ve Fakir ayrıldı. Dur dur, daha ayrılmadılar. Daha boşanacaklar. Merak etme, o da olacak. Aferin sana Cemre. Güzel oynadın. Gel buraya. Yaşasın. Gelir tamam, hemen gideyim. Fakir beni aldattı. Miray aşkım, Miray buradayım aşkım, lütfen kapıyı aç. Öyle bir şey olmadı Miray, lütfen kapıyı aç, kapıyı aç. Buradan Miray aşkım fakir, lütfen kapıyı aç, öyle bir şey olmadı, yalan söylüyorum lütfen lütfen. O kadın yalan söylüyor, yemin ederim yalan söylüyor, yemin ederim ben sadece hani kafasındaki yarayı temizliyordum, yemin ederim yalan söylüyor, lütfen kapıyı aç, lütfen. Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar, lütfen. O kadın yalan söylüyor, yorumlarda yazın arkadaşlar, lütfen. Miray'la boşanacağız yoksa, lütfen arkadaşlar. İçeriye sakın girme Fakir, bekle burada, geliyorum bekle. Miray nereye gidiyorsun? Tamam burada bekliyorum, tamam. Yemin ederim yalan söyle, yemin ederim. Bekle burada Fakir, bekle, bütün eşyalarını vereceğim. Artık seni görmek istemiyorum Fakir, git artık bu evden, git. Of ya, okulda çok yoruldum, hemen eve gideyim. Ha babam orada, baba. Baba ben geldim okuldan, ne yapıyorsun baba burada, içeriye neden girmiyorsun? Arda oğlum çok kötü bir şey oldu, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu baba ya, ne olabilir çok kötü? Oğlum bunu sana nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok saçma bir olay oldu çünkü. Fakir al eşyaları bu çantaların içinde. Bir daha sakın bu eve gelme, sakın, istemiyorum seni. Miray hayatım yemin ederim doğruyu söylüyorum. Yemin ederim ya, neden inanmıyorsun? İnanıyorum Fakir, inanıyorum. Ama gördüklerime inanıyorum. Anneciğim ne oluyor bu evde ya? Neden atıyorsun babamı evden, ne oldu? Babam beni aldattı oğlum. Evet aldattı.
Ne? Baba bu doğru mu? Gerçek mi bu baba? Arda sence böyle bir şey olabilir mi oğlum ya? Hayır böyle bir şey olmadı tabii ki de. Evet oldu, gözlerimle gördüm, gözlerimle gördüm. Ben de seni görmek istemiyorum. Gitme evden baba, git. Annemi aldatmışsın, çıkma evden. Kapat kapıları. Miray, Arda ben hiçbir şey yapmadım yemin ederim size. Ben ne yapacağım ya, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Kimse bana inanmıyor. En iyisi Zengin'e gideyim, o bana yardım eder. Zengin, Zengin lütfen bana yardım et. Sessizlik. Tarih 11 Kasım 2021. Duruşmamız başlıyor. Boşanmak için mahkememize başvuran Fakir ve Miray, boşanma sebebinizi bize bir kez daha anlatır mısınız? Hakim Bey, Fakir beni aldattı. O yüzden ondan boşanmak istiyorum. Hakim Bey yemin ederim yanlış anlaşılma ya. Yemin ederim Hakim Bey. Ben Miray'ı çok seviyorum. Neden aldatayım onu? Fakir söyle bakalım, nasıl bir yanlış anlaşılma bu? Hakim Bey, bir tane hanımefendi vardı, yere düşmüştü. Kafası kanıyordu, ben de ona yardım ettim. Kafasındaki kanı falan temizledim. Ondan sonra Miray bizi gördü. Evet Hakim Bey, buraya kadar doğru. Yanlarına gittim ve yanındaki kadın fakire aşkım aşkım bir şeyler diyordu. O kadın benim Hakim Bey. He? Buraya bile gelmiş ya, sen kimsin ya? Neden beni takip ediyorsun? İşte Hakim Bey, bu kadın. Mahkemeye bile gelmiş bu kadın. Hanımefendi, sizin isminiz nedir? Hakim Bey, ismi Cemre midir nedir? Alakam yok, yemin ederim tanımıyorum bile. Hayır Hakim Bey, benim ismim Eyşan. Cemre falan değilim ben. Fakir Bey'le de o gün tanıştık ve çok samimi olduk. Evli olduğunu bilmiyordum, yoksa onunla sevgili olmazdım. Hakim Bey yalan söylüyor, yalan söylüyor. Lütfen yardım edin bana, yalan söylüyor bu kadın. Lütfen biri yardım etsin. Ya yuh Fakir ya, Miray'ı neden aldattın ya? Böyle şey olur mu Fakir? Ayıp sana ya, ayıp. Benimle bir daha sakın konuşma baba, sakın sakın. Evet Fakir amca, bir daha benimle de konuşma. Artık amcam değilsin. Sakın bir daha benimle konuşma. Gördünüz işte Hakim Bey, her şey ortada. Ben Fakir'den boşanmak istiyorum. Evet, her şey ortada göründüğü gibi. Fakir Bey, siz de istiyor musunuz boşanmak? Hayır Hakim Bey ya, neden isteyeyim? Ben bir yalan yüzünden neden karımdan boşanayım? Arkadaşlar lütfen yardım edin. Yorumlarda yazın, videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Bir şekilde bana yardım edin lütfen. Tarafların ikisinin de dinlendiğine, Fakir'in haksız bulunduğuna, Fakir'in Miray'ı aldattığına, oğlu Arda'nın annesine verilmesine karar verilmiştir. Görüşürüz Fakir, bir daha karşıma sakın çıkma. Miray hata yapıyorsun, bunu anlayacaksın, merak etme ama hata yapıyorsun. Ya arkadaşlar ya, Miray ablayla Fakir abi boşandılar ya. Keşke boşanmasalar ya, keşke. Gerçekten Fakir abi aldattı mı acaba ya? Bence aldatmamıştır, neden öyle bir şey yaptı ya? Miray ablayı çok seviyor. Neyse arkadaşlar, bunu diğer videoda göreceğiz bakalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kanala tıklayarak diğer videolara girebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.